Muhterem cemaat, çok kıymetli hazırım. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz. Birinci tekbirimizden hemen sonra Subhaneke duasını, ikinci tekbirimizden sonra Allahümme salli Allahümme barik dualarını, üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirimizden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Buyurun. Hatun kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, buyur hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum Ali Rufi için, Allah rızası için El-Fatiha. Aziz ve pek muhterem cemaat, bütün varlıkların yaratıcısı, sahibi, maliki, yaşatıcısı, yöneticisi olan Hazreti Allah'a sonsuz hamd ve sena olsun. İbadat ve taat, münacat ve dualarımızı, namazlarımızın hidayesine kabul eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, bizi yoktan var eden Rabbimizin gönderdiği kerim kitabında ölümle alakalı olarak اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَرْتَ وَالْحَيَاتَ دِيَا اُوَكُمَ اَكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Lük suresi 2. ayetinde bizler ölümü ve hayatı yarattık. Ey hüküm ahsen amelen! Hangilerimiz topluma, devletine, milletine, ailesine, çevresine, ferdine, dinine hayırlı, en güzel işi yapacak diye sınamak üzere yaratılır. O halde yaratılış gayemiz bizim, bütün varlıklara yararlı, faydalı işler yapmak, sınamak üzere yaratılır. Şimdi bütün canlılar bu ölümle kucaklaşacak, tanışacak, tadacak ve hesap vermek üzere yaratıcısının huzuruna çıkartılacağını bizlere Kur'an-ı Kerim hatırlatıyor. Bu gerçekten hareketle Yüce Rabbimiz hem kendisine hem topluma hem fert ve cemiyet planında hayırlı, faydalı işler yapan salih, iyi, temiz, yararlı insanlardan kılsın hepimizi diyelim inşallah. Şimdi sonmaz Akçakaya validemizi ebedi istirahatgahına tevdi etmek üzere burada bulunuyoruz. Usulen tezkiyede bulunmamız iktiza ediyor çünkü kendisi saliha insanlardan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Güzel evlatlar, faydalı insanlar, faydalı ameller, faydalı işler yapmıştır. İşte amel defteri açık olacaklardan bir tanesi de bu tür insanlardır. Kıyamete kadar amel defteri açık olacaktır. Topluma, ferde, beldesine, belediyesine, memleketine hayırlı hizmetler sunan evlatlar yetiştirecektir. Amel defterlerinin açık olmasının şartlarından bir tanesidir. O halde uzatmayacağım. Sonmaz Akçakaya hanımefendi validemizi hali hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Allah Azze ve Celle hüsnü şahadetinizi kabul eylesin efendim. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz efendim? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbimiz helalinizi kabul ve makbul eylesin.
Eskişehir mezarlığımıza defnedeceğiz validemizi. Buraya kadar intikal edemeyecekler vardır. Hepimiz için mağfiret dileyelim, güzel ellerimizi semaya açarak Rabbimizden hem sonumuz validemize hem de kendimiz için dua edelim inşallah. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyel Alel Vehhara. Amin. Euzubillahineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırız Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgemesi ve bağışlaması bol ol Rabbimiz. Lütfunla bizleri bağışla. İlahi, elhamdülillahi Rabbil alemin. Övgü, hamd ancak sana mahsustur. Errahmanirrahim. Dünya ve ahirette bizleri rızıklandır. Mâlik-i yevmiddin, gün gününün sahibi, hesap gününün sahibi olan Rabbimiz bizim hesabımızı kolaylaştır mahşer günü. İhtinas sırata müstakim, bizi doğru yola ilet. Sırata lezîne el-amte aleyhi, nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayr-ı mağdûl aleyhim el-fâliyim. Bizleri sapkınlıktan, gafletten, dalaletten, cehaletten, her türlü musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, solmaz Akçakaya validemizi rahmet eyle. Mekanını cennet eyle, makamını âli eyle, menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu kederli aile sevenlerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve tûl-i ömürle muamber eyle ya Rabbi. 800 bin kilometre toprağı bize yurt olarak bırakan büyük önder ve evliyaller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları, Kuvayi dinleyiciler ve bu memleket ve millet uğruna fedai can eden Gazi ve Şehitlerimizin cümlesini ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ve hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza atalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan sana sığınırız. Lütfunla dualarımızı, münacatlarımızı kabul eyle. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli solmaz Akçakaya validemizin aziz ruhu için, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, El-Fatiha. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Aklınızı helal edin. Buyurun efendim. Serhancığım hoş geldin. Sağ olsun, merhaba. Nasılsın? İyi, sağ olsun. Merhaba, sağ olsun. Ne yapıyorsun? Eskişehir'in özelliği neresi? Şeyde, Ayrabolu yolundaki. Ayrabolu yolundaki. Görüşürüz. Sağ olun. Buralardasın değil mi? Buralardasın. Tatile geldim. Ha, tatile geldim. Bugün aklımdan geçtim. Cumartesi günü geldim de, çarşıya marşaya çıkamadım. Tamam. Ziraat Bankası'nın bitişindeyiz. Tamam, tamam. Görüşürüz. Tamam, inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gel bunu da kes bana. Buradan başlayalım, buradan. 67. Yerim var. 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 Yerim var.